Gece gündüzden iyi akşamlar, iyi haftalar diliyoruz. Yeni bir yılı karşılamaya hazırlanıyoruz. Ama bu yılı tamamlamaya az kala kültür sanat ajandamızdan öne çıkan bir sergi var. Çünkü Pera Müzesi yılı yeni bir sergiyle uğurluyor. Kristal Berraklığı başlıklı sergi ziyarete açıldı. Kristal imgesinin çağrıştırdığı şeffaflık kavramını farklı anlamlarıyla ele alıyor sergi. İşte detayları. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, pandeminin etkisi altında geçen 2020 yılına atıfta bulunan yeni bir sergiyle veda ediyor. Elena Sorokina küratörlüğünde hazırlanan Kristal Berraklığı, farklı kökenli 20 sanatçının çevresel ve toplumsal konuları kristaller ışığında ele alan eserlerini bir araya getiriyor. Adından da anlaşılacağı gibi kristal berraklığı aslında kristallere ve minerallere, doğal yapılara ve ekosisteme, yer kürenin oluşabilecek alternatiflere bakan bir sergi. Bir yandan da bu kristaller etrafında oluşan saydamlık, görünürlük, şeffaflık, bizim her birimizin birer figür olarak toplumda şeffaflığımız ve kendimizi ortaya koyuş biçimlerimizle çok örtüşen bir tema haline geldi. Her sanatçının kendi yaratıcı bakışını yansıtan sergi, küresel şeffaflık, insan-toprak ilişkisi, salgın sürecinde oluşan yeni bedensel davranışlar, diller ve bunların medyadaki yeri gibi konulara odaklanıyor. Örneğin Sinem Dişli, kendisi Göbekli Tepe'yi yorumladığı işinde Urfa'daki ve o coğrafyadaki toprak detaylarını ve minerallerin gümüş nitrattaki dönüşümünü incelediği bir işiyle katıldı sergiye. Fransız sanatçı Bianca Bondi ise bor madeni ve kristalden, tuzlardan oluşmuş eserlerini bitkilerle buluşturdu. Örneğin Türkiye'den katılan Güneş Terkol, bildiğimiz aslında çok ince tülbent diyebileceğimiz ya da gazlı bez diyebileceğimiz kumaşlar üzerine Covid sürecindeki adeta kendi güncesini işledi figürlerinde ve yaptığı motiflerde. Son olarak da bahsedebileceğim Ilana Halper'in İskoçya'da yaşayan Amerikalı bir sanatçı ve kendisinin sulu boya ve akrilikle yaptığı çalışmaları, İskoçya'daki coğrafi ve topografik yapıları incelediği çalışmalarını burada Suriyeli göçmen kadınlardan oluşan Knit İstanbul adlı bir kolektif örgüye aktardı. Sergi 7 Mart'a dek ziyaret edilebilir. Dijital platformlar üzerinden erişimini kat kat arttıran etkinliklerden biri İstanbul Film Festivali, yıl boyunca çevrimiçi ve fiziki olarak gerçekleştirdiği toplam 176 film gösterimiyle Türkiye'nin dört bir yanından 190 binin üzerinde izleyiciye ulaştı ve iyi haberde çevrimiçi gösterimler 2021'de devam edecek. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali'nin yılın ilk 3 ayına yayılacak çevrimiçi gösterim programı 1 Ocak 2021 Cuma günü festivalin çevrimiçi platformu filmonline.iksv.org'da başlıyor. İstanbul Film Festivali çevrimiçi gösterim programı kapsamında 2021'in ilk 3 ayı boyunca her hafta sonu 3 farklı film gösterime girecek. İlk gösterimler yeni yılın ilk gününde 1 Ocak'ta her zamanki gibi 21'de başlayacak. İş Sanat'ın genç müzisyenlere sahnesini açtığı Yeni Yıl konser serisini duyurmaya devam ediyoruz. O isimlerden biri de Can Ozan ve müzisyenin konseri Cuma akşamı ücretsiz olarak yayınlanmaya başladı. İş
Sanat'ın Yeni Yıl Konserleri serisi genç müzisyenleri ağırlamaya devam ediyor. Yeni jenerasyon alternatif müziğin başarılı isimlerinden Can Ozan, Cuma akşamı hayranlarıyla buluştu. Tabii İş Bankası'nın bu dönemdeki desteği yadsınamaz, güzel bir şey yani bayağı. Çünkü hiç konser yok. Seyircisiz konser ne kadar tatsız tutsuz bir şey olsa da böyle bir ortamda çalmak bize gerçekten iyi geldi. Konserde ne çalıyorsak onu biraz böyle keyfimize göre değiştirdik. Daha yükseldiğimiz parçaları öne aldık. Sarbu Şehri'yi tabii en ünlü parçam olduğu için mecburen onu çaldık. Bir ağlatır bir güldürür. Konserler Maksimum Genç'in Instagram hesabı ve YouTube kanalında ücretsiz olarak yayında. Dünyanın ünlü müzik topluluklarından Black Eyed Peas de kurucularından Will.i.am Türkiye'de farklı bir yönüyle gündem oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçim zorluğu çeken ailelerin evlerini kaybetmemesi için bağışlarda bulunan Will.i.am, eğitimde fırsat eşitliği için burs veren bir vakıfta kurdu ve ünlü sanatçı ülkemizde de bu hafta teknolojiyle gündeme geldi. Will.i.am, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın 4. Sanayi Devrimi Merkezi Ağı'na üye olması nedeniyle yapılan törene video mesajla katıldı. Will.i.am, sorunları teknolojiyle çözmeye çalışırken bunlardan en çok etkilenenleri de sürece dahil etmeye özen gösterin. Herkesin faydalanabilmesi için şeffaflık ve adil erişimi desteklemek üzere teknolojinin gücünden yararlanın dedi. Ve dayanışma adına, sosyal duyarlılık adına güzel bir örnek İrem Güzey ve Selin Denizli Instagram'da yaptıkları canlı yayında 1,5 yaşındaki SMA hastası Mert Adrian için bağış topladı ve Cem Yılmaz da Mert için bağış yaptı. Ünlü komedyen bu kez yaptığı bağışla alkışları topladı. 250 lira yollamış. Canım benim. Çok teşekkürler. Alican Durmuş 500 TL. Çok teşekkür ederiz. Daha önce aşağıda de göndermiş, ikinciye gönderiyorum diyor. Cem Yılmaz, sosyal medya fenomeni İrem Güzey ve Mustafa Denizli'nin kızı Selin Denizli Burnaz'ın Instagram'da 1,5 yaşındaki SMA hastası Mert Adrian'ın tedavisi için yaptıkları canlı yayına katılarak 100 bin Türk lirası yardımda bulundu. Buradaki süper kahramanlık ne biliyor musun? Süper kahramanlık oradaki öğrenci kardeşin ya benim de gönlümden 50 lira koptu demesi süper kahramanlık. Ayrıca uçması gerekmiyor çocuğun. Aynen, aynen. O çocuk kesinlikle süper kahraman işte. Bitti gitti. Daha başka bir şey aramasın yani. Spinal müsküler atrofi tip 1 hastası olan 1,5 yaşındaki Mert Adrian'ın sağlığına kavuşabilmesi için 2 milyon 400 bin dolarlık gen tedavisine başlanması gerekiyor. İrem Güzey, önceki akşamda Fatih Terim, Kaan Sekban, Buse Terim, Merve Terim, Pınar Sabancı, Sebile Ölmez, Dilara Koçak ve Melis İlkkılıç'la canlı yayın yapmış ve bir gecede 1 milyon Türk lirası toplamıştı. Eksik olan neyse tamamlarız. Merve'ye söz verdik, size de söz verdik. Bundan sonra desteğinizi arkamızda hissediyoruz. İnşallah Mert'i Amerika'ya birlikte... Bergüzar Korel, Hatice Şendil, Aslı Tandoğan, Tuğba Büyüküstün, Ali Sunal ve Furkan Palalı gibi ünlü isimler de SMA hastası çocuklar için sosyal medyada harekete geçen isimlerden. Değerli üstad, klarnet ustası Mustafa Kandıralı 90 yaşında hayata veda etti sevgili seyircilerimiz. Kandıralı özel bir hastanede yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu. Kandıralı'nın dün gece hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'ndan son yolculuğuna uğurlandı. Mustafa Kandıralı 1930 yılında dünyaya geldi ve 13 yaşında Kandıra'daki evinden İstanbul'a gelen
Klarnete gönül veren bir sanatçıydı o. 50 yılı aşkın sanat yaşamına onlarca plak, 20'den fazla kaset sığdırdı. 20 yıl boyunca TRT'deki o programlarıyla neşeli bayram sabahlarımızın da simgesiydi. Ve birçok değerli yorumcuya hep o eşlik etti. Safiye Ayla'ya, Müzeyyen Senar'a, Zeki Müren'e. Ve esprili mizacıyla da seyircinin çok sevdiği değerli bir üstattı. Her zaman saygıyla anacağız. Ve o sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da bir klarnet ustası olarak tanındı. Louis Armstrong'la beraber çaldı. Dünyanın dört bir yanında konserlerde icra etti sanatını ve biz onu uğurluyoruz. Gece gündüzü tamamlarken saygıyla, sevgiyle diyoruz. Sevenlerine, ailesine başsağlığı dileklerimizi iletelim ve böylece tamamlayalım gece gündüzü. Yeni günde sağlıkla görüşmek dileğiyle.